Miraç abi, size geliyorumuza en iyi antivirüs yazılmayı öğretmek istedim. Zaten benim şu an favorim iki antivirüs program var. Şimdi hemen onlar geçelim. İlk Fanda'dan başlayalım. Bildiğiniz gibi Fanda çok ağır bir antivirüs yazılımlarının biri ve şu anki piyasada çok az tutan bir antivirüslerin biri. O yüzden ben kullanmayı tavsiye etmiyorum. Bu videomuza Avast antivirüs yazılım var. Avast da aynı şekilde hem ucuz bir yazılım hem koruma çok düşük bir yazılımlardan biri. Yani onu da tavsiye etmiyorum çünkü ona genelde kullanmış oldum. Şimdi geriye iki antivirüs yazılımı kalıyor. Bir tanesi Asset, biri Kasper. Çoğu kişinin bildiği şu anda bir şey var. Kasper çok kasıyor diye biliniyor. Ama ya Kasper bunu sağlığa çok aşmış bir durumda. Çünkü Kasper'den görüştüm zaten. Genel merkez müdürle görüşmüştüm. En son bir test kullanmıştım. Çok güzel bir antivirüs ve 256 MB'lık bir bilgisayara kurdum ben bunu ve bilgisayarıma çok az milim bir kasma hissettim. O yüzden Kasper'in antivirüsünü çok güveniyorum. Ve bu arada tabii Asset diye çok güvendiğim antivirüslerinizin biridir ki şu anda işleme kullandığım antivirüslerin biri Asset'tir zaten. Asset'in genel müdürlüğünde kim vardı? Savaş vardı. Savaş Bey'le en son görüştüğümüzde Asset'in demosunu da yapmıştım hatta bilgisayarlarımda. Şu anda kullanıyorum birkaç makinelerde. Asset'in de antivirüs yazılımı güzel. Yani hem kullanışlı hem makine kasmıyor hem çok hafif bir ağrı sistemi. Mesela şöyle örnek vereyim. Babana günlük onlarca mail geliyor. Maili zaten direkt çeker çekmez hemen orada bulun diyor. İçinde Trojan falan vardır diye. Tabii ki bu hepsine var ama şu var. Bundan önceki diğer videomda söylemiştim. Orijinal yazılım kesinlikle kullanmalıyız. Yani güncel yazılım. Eğer ben Asset'i güncellemeseydim o bana gelen hiçbir tehdit algılamayacaktı. Aynı şekilde Kasper o durumda. Yani hiçbir tehdit görmeyecekti. Direkt dosyalar alacaktı. Çünkü ben antivirüs yazılımı günlük güncellediğim için yani kendi güncellik otomatik çektiği için ve makinemi ara sırada otomatik tarım yaptığım için makinemi çok temiz bir şu an rahat durma. Yani makinemde şu an onlarca evrak var, onlarca dosya var. Şu anda milim kasma bilmiyorum çünkü ESET konusunda antivirüs kısmında da hemen zaten flash taktığım an zaten bilgisayarıma şu köşeye hemen geliyor kendisi. Dosyayı paşla önerdiğini gösteriyor. Yani diyor ki bir gözden geçirtir diyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Tamam şimdi biz burada iki antivirüs yazılımı seçtik. Diğer antivirüsler kötü mü? Tabii ki hayır. Diğer antivirüsler de iyi. Ama şu var. Şimdi dünya çapına kullanılan iki sistem var zaten. Bir Asset, bir Kasper. Genelde kullanılan büyük firmaların zaten kullandığı Kasper zaten. Ondan sonra Asset geliyor zaten. Bunun için zaten şunu da söyleyebilirim. Şimdi bunlar niye bu kadar iyi antivirüs yazılımları? Çok ismi bildiğiniz için mi? Hayır. Asset programı ve Kasper çok kullanıldığı için bilgisayarınıza tehdit algılıyor. Neyse, tehdit görürden virüs algılıyor. Merkez serverlarına gönderiyor. Diyor ki bak bu dosya virüs var diyor. Bu dosya önlemini al diyor. Server yükle diyor. Ne yapıyorlar? Bu önlemini alıyorlar. Merkez server yüklüyorlar. Siz antivirüs yazılımınızı güncellediğiniz an hemen size sorun dosyayı çekiyor. Diyor ki bak şu dosya diyor. Şu uzantı dosyası virüs vardır diyor. Onu geldiğinizde engelle diyor. Aynı şekilde Kasper'de. Aynı şekilde diğer antivirüs yazılımında da öyle. Asset ve Kasper çok kullanıldığı için bu onlara biraz daha gelişmiş durumda. Çünkü diğer antivirüs yazılımına göre çok fazla kullanım olduğu için bunların bu şekilde kısarım be. Ama tabii ki bunda diğer kullanıcının faydası var mı? Var tabii. Çünkü biz bunu kullanıyoruz. Bilgisayarım tehdit algılıyor. Ben bunu bildiriyorum. Ya kendi tarıyor. Bir şey şüpheye düşüyor. Karantina diyor. Kendi merkezine gönderiyor. Orada bakılıyor. Ha bunda bu dosya virüstü. Bunu hemen merkeze atıyorlar. Ben antivirüs yazılımı bir dakika güncellediğim an o virüs bana bir daha geldiği an diyor ki dur diyor sende virüs var diyor. Yazımsal ve kütümsel içerik verebilirsin diyor. Sen doğru diyor. Kapatıyor kendisini. Şimdi antivirüs yazılım var. Ya antivirüs diyorum. Virüsler ne işe yarar? Onu da diğer videomda göstereceğim. Diğer videomda anlatacağım size. Ne tür çeşitleri vardır? Ne tür tuzaklara düşmemiz gerektiğini anlatacağım. Bu seferki videomuzda bu kadar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Herkese şimdiden